always wanted more, more. Taste the liquor from the tip of your tongue, but no more love songs, no more love songs. Can't you see that I'm just trying to get down? So no more love songs, no more love songs. Selamünaleyküm kardeşlerim, bugün sizlerle birlikte yepyeni bir videoda da birlikteyiz arkadaşlar. Bugünkü videoda sizlere en karlı kadro kurma görevi, yani squad building challenge'ları derledim arkadaşlar. Hepsinin kadroları olacak. Ne bileyim işte alabildiğiniz en ucuz bronz oyuncular olacak falan filan. Yani en ucuz şekilde sizlere kadro kurma görevlerini, SBC'leri yaptıracağım bugünkü videoda arkadaşlar. Ben biliyorsunuz ki paket biriktiriyorum, canlı yayınlarda açıyorum. Ben paket biriktirirken de arkadaşlar bu kadroları kullanıyorum. Bu kadrolar sayesinde sizlere paket açılımı yapabiliyorum canlı yayınlarımda. Tekrardan biliyorsunuz ki bu cuma veya cumartesi günü mega bir pack opening olacak arkadaşlar. 150 tane paket tekrardan canlı yayında hepsini birlikte gerçekleştireceğiz. Emre Mor videosu şu anda 750 beğeni var. Bu videodan sonra büyük ihtimal ki Emre Mor serimize kaldığımız yerden devam edeceğiz arkadaşlar. Her gün video geliyor. Sizlerden tek ricam var arkadaşlar, kanala destek olmanız. Bu kadroları ben derledim arkadaşlar. Yaklaşık 4-5 saatimi alan bir video olduğunu söyleyebilirim. Kadroları kurdum. Şimdi hepsini hazır size göstereceğim falan filan. O yüzden gerçekten emeğe saygınız varsa arkadaşlar, bir beğeni ve bir yorum atarsanız çok mutlu olurum. Hani siz beğeni falan atınca ben para kazanmıyorum ki, zaten benim YouTube videolarına falan da reklamı açmıyorum arkadaşlar. Çünkü gelen gelir o kadar cüzi bir gelir ki, yani bu gelen cüzi paranın da sizin izleme zevkinizi ortadan kaldırmasını istemiyorum. Bu yüzden arkadaşlar tek amacım sizlere yardımcı olmak. O yüzden kanala abone olup videoyu beğenirseniz çok mutlu olurum. Yani dediğim gibi hani çok basit bir şey, izleyen herkes 2 saniyede beğenebilir. O yüzden beni kırmazsanız çok mutlu edersiniz arkadaşlar. Şimdi dilerseniz kadrolara geçelim. Evet beyler, şimdi başlıyoruz. Öncelikle arkadaşlar her zaman SBC yaparken ben öneriyim, yani daha doğrusu kendi önerim. İlk başta arkadaşlar lig SBC'lerinden başlamanızdır. Neden ilk başta lig SBC'lerinden başlayın diyorum? Çünkü bunlar arkadaşlar daha az zamanınızı alıyor. Yani ilk başta kolayları ortadan kaldırıp sonra birazcık daha zorlu olanları yapabilirsiniz. Şimdi La Liga Santander'e gelelim arkadaşlar. İlk olarak Atletic Bilbao var arkadaşlar bu şekilde. Görmüş olduğunuz gibi hemen şöyle oyuncularımızı gösterelim. Sol kanatta Muniain arkadaşlar. Kalecimizi forvette oynayacağız. Iraizoz kalede oynuyor. Sağ kanatta Susaeta 78 rating. Hemen orta sahada San Jose 81 rating. Hemen yanında Iturraspe. Onun yanında arkadaşlar Rico. Siz de buradan bakın arkadaşlar. Balezinga. Şöyle teker teker Yeray. ETX diye ETX yazın zaten çıkıyor. Sağ bekte arkadaşlar Boveda ve kalemizde de Arrizabagala diye tuhaf bir abimiz var. Yapılışı arkadaşlar yaklaşık 9K gibi bir paraya patlıyor ve verdiği paket bir tane Premium Gold Players Pack arkadaşlar. Atletic Bilbao yaparsanız dediğim gibi iyi bir paket veriyor. Hemen şunu şöyle gönderelim. Atletic Bilbao'yu arkadaşlar hemen gönderdik. Hemen onu geçtikten sonra iniyoruz aşağıya. Malaga var arkadaşlar. Malaga en ucuz SBC'lerden bir tanesi. Hatta şey yapalım, hani isimleri söylemeye geçeyim, zaten hepsi aynı takımda olduğu için direkt şu şekilde gelin abi, hani buraları hızlı geçmek açısından video sıkıcı olmasın diye. Gelin abicim buradan mesela La Liga Santander yapın, Malaga yapın, sonra aratın diyelim böyle konseptten. Bakın abi videodakileri koyun direkt. Dediğim gibi bayağı basit bir şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Malaga'da 25K'lık paket veriyor ama dediğim gibi 2 tane 25K'lık paket var. Bir tanesi Consumable ağırlıklı, bir tanesi oyuncu ağırlıklı. Bunlar Consumable ağırlıklı paketler. Hemen bunu da gönderiyoruz. Malaga'da arkadaşlar yaklaşık 6.5K civarında bir bütçeye yapılabiliyor. Hemen Espanyol'a geçelim. Espanyol'da da arkadaşlar kullanmış olduğum kadro bu. Tekrardan aynı yöntemle dediğim gibi girip konseptten ekleyip teker teker alabilirsiniz arkadaşlar. Espanyol'da bir tane 25K'lık paket veriyor. Hemen bunu da gönderiyorum. Dediğim gibi videoyu durdurup konsept şeklinde bakabilirsiniz. Onun dışında 3 tane daha takım var arkadaşlar. İlki Sevilla. Sevilla arkadaşlar 45K'lık paket veriyor. Yaklaşık 9.5 ila 10.5K arası, yani daha sonra maksimum 11K'ya kurabildiğiniz bir kadro. İşte Ganzo'su olsun, Jovetic olsun falan rahat bir şekilde kurabilirsiniz. Hiçbir loyalty istemiyor arkadaşlar, haberiniz olsun. Hemen bunu da şu şekilde gönderelim. Sevilla'yı da hemen şöyle gönderelim ve 45K'lık paketi aldık arkadaşlar. 2 tane takım kaldı şu anda La Liga'dan. Karlı olanlardan bahsediyorum. Bir tanesi Valencia arkadaşlar. Şu anda ekranda görüyorsunuz zaten. Rodrigo, Munir, Orellana, Enzo Perez, Abdenour, Montoya gibi gibi futbolcular var. Mesela şu Silver Card'ı 750'ye almışım arkadaşlar. Hani Bazen bu kartlar markette olmuyor maalesef ki. Diyelim bazen de oluyor, 200 coin'e bile alabiliyorsunuz. O yüzden bu silver'larda falan çok fazla panik edip, mesela şu an 700 banyo bile var. Dediğim gibi daha ucuza da alabilirsiniz bu silver'ları marketten alarak. Oyuncuların hiçbirini sakın buy now'la almayın. Hepsine bid vererek alın ki arkadaşlar karınız artsın. Burada şimdi son olarak Villarreal kaldı La Liga Santander'den. O da bu şekilde kurulabiliyor arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi. Orta saha illa da şunu almanıza gerek yok arkadaşlar. Herhangi birini alabilirsiniz ama ben 650 coin ise bunu aldım. Bunun kadrosu da bu şekilde arkadaşlar. Dediğim gibi videonun kalitesi zaten yüksek olduğu için durdurup bakabilirsiniz. Hemen bunu da yollayalım. Bu arada şeylere de dikkat edin arkadaşlar. Yaparken mesela bazı oyuncular downgrade upgrade falan oluyor. O yüzden doğru reytinglerde aldığınızdan emin olun. Kısacası La Liga'dan Valencia, Villarreal, Sevilla, Espanyol, Malaga ve Atletik Bilbao'yu öneriyorum arkadaşlar. La Liga bu kadar. Şimdi hemen La Liga'dan sonra Calcio A'ya geçiyoruz. Calcio A'da arkadaşlar şöyle hemen inelim. İlk takımımız Fiorentina. Fiorentina bir tane 25K'lık paket veriyor. Tekrardan durdurup bakabilirsiniz arkadaşlar. Kolay bir şekilde. Dediğim gibi konseptten aratın. Diğerlerini göstereceğim ama sadece bu takım olanları bu şekilde gösteriyorum arkadaşlar. Bir tane 25K'lık paketimizi cebimize koyuyoruz. Hemen bunu da geçiyorum. Inter var arkadaşlar. Inter bir de yanında coin hediyesi var arkadaşlar ve 25K'lık paket veriyor. Görmüş olduğunuz gibi. Şu abinin adını belki bulamayabilirsiniz. Yani daha doğrusu transfer marketinde arayınca çıkmıyor. Danilo De Ambrosio diye bir adam arkadaşlar. Dediğim gibi şöyle aratınca diyelim De Ambrosio şeklinde ya da De Ambrosio şöyle olunca gözükmüyor. O yüzden adını da söylemiş olalım. Görmüş olduğunuz gibi bu kadroda bu şekilde arkadaşlar. Hemen Inter'e de gönderiyorum. Bunlar dediğim gibi hem en ucuzu hem en karlıları arkadaşlar. Hepsi maksimum 8K falan 7K falan kurulabilecek olaylar. 7.5K'ya gidip bir tane kötü paket açacağınıza SBC yapabilirsiniz. Burada Napoli'de Immobile var, Bale var, Felipe Anderson var, Milivojevic var, Lulic var. Bu da dediğim gibi böyle bir kadro arkadaşlar. Napoli'nin kadrosu, tekrardan bu şekilde bakabilirsiniz. Tabii ki de kalede Pepe Reina ya da Jose Reina mıydı? Pepe'ydi galiba. Pepe. Pepe Reina pahalı olduğu için bu abiyi aldık. Kaç paraya almışım bu abiyi? 900 almışım görmüş olduğunuz gibi. Napoli'de arkadaşlar. Ay pardon, Lazio lan, ne Napoli'si? Lazio'da arkadaşlar bu şekilde. Hemen bunu da gönderelim. Dediğim gibi durdurup bakabilirsiniz arkadaşlar. Merak etmeyin, o daha zorlarda hepsini göstereceğim teker teker. Milan'da arkadaşlar tam olarak bir Susso'ya çok para verdim burada. Susso'ya 900 verdim. Diğerleri hep Quicksell parasına giden futbolcular arkadaşlar. Matias Fernandes 850, Montolivo 700 gibi. Ucuza kurabileceğiniz bir takım. Toplamda 7.5K'ya falan geliyor ve 45K'lık paket veriyor arkadaşlar. 45K. O yüzden sizlerden ricam, lütfen ama lütfen gidin abi bitle alın hepsini. Tam olarak 95 kimya ve loyalty olayı, yani sadakat olayı istemiyor arkadaşlar. Milan'a da gönderdim. Şimdi iki tane takım kaldı. Bir tanesi Napoli arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi. 25K'lık paket artı 2K coins veriyor. Zaten vermiş olduğu 2K coins arkadaşlar Callejón ve bir tane adamın fiyatını karşılıyor. Yani kısacası 9 tane adam alıp bunu yapabiliyorsunuz. Bunun da kadrosu bu şekilde. Tekrardan birazcık daha bekleyelim. Görmüş olduğunuz gibi La Liga'dan 6 tane takım ve Calcio A'dan, yani İtalya Ligi'nden de 6 tane takımı yapıyoruz arkadaşlar. Son olarak Roma 35K'lık paket veriyor. Oyundaki en OP paket. Şöyle gösterelim direkt. Hemen şöyle fiyatlarına bakın. Mesela 900, 800, 1200, 1500 falan. Bazı oyuncular tabii de pahalıya gidiyor ama vermiş olduğu paket 35K olduğu için yaklaşık 10K ile 12K arası bir fiyata 35K'lık paket açıyorsunuz ki oyunun en iyi paketi. Roma'da bu şekilde arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi gönderdik ve bir adet 35K'lık paketimizi aldık. Dediğim gibi İtalya'da da bu kadar arkadaşlar, karlılardan bahsediyorum. Premier Lig'e geçiyoruz. Şimdi biliyorsunuz ki Premier Lig yeni çıktı. Everton'ı yapmanızı önermiyorum arkadaşlar. Everton biraz pahalıya tutuyor. Manchester United arkadaşlar 12K'ya bir adet 35K'lık paket veriyor. Kurabildiğim benim en ucuz kadro bu şekilde. Lingard, Rashford, Ashley Young, Carrick, Fellaini, Schweinsteiger, Luke Shaw, Jones, Blind, Darmian ve Romero 11'i. Bana kalırsa yalnız. Bana kalırsa United için yapılabilecek en ucuz 11 arkadaşlar. Hemen bunu da şöyle gönderip 35K'lık paketimizi alalım. Hemen bunu geçiyorum. Şimdi Southampton'a geldik arkadaşlar. Southampton'da dediğim gibi bronzlarla falan da kurulabilen bir takım. Bakın mesela bronzu 700 almışım. Bronzu 500 almışım. Ve bunu da arkadaşlar 250'ye almışım. Dediğim gibi mesela şu belki şu an daha ucuza bile bulunabilir arkadaşlar. Yani bronz oldukları için genelde quicksell ediyor millet. O yüzden patlayabiliyor. Diyelim siz illa da bu bronzu buraya almak zorunda değilsiniz arkadaşlar. Sonuçta son taptığında oynayan bir sürü orta saha var. Gidip herhangi birisine buraya alabilirsiniz. Sadece benim zamanımda burası ucuz olduğu için bunu aldım. Yani bronz oyuncular çok pahalı olunca hemen ona bir çözüm bulalım yani arkadaşlar. İlla da benim attığım kadroları kurmanıza gerek yok. Hemen şöyle Fontep'tine bir gelelim. Mesela aratın abicim bu şekilde. Diyelim bak burada bir sürü topçu var abi. Fonte'yi bile koysan olur ama tabii Fonte biraz pahalı. Pandik'i koyabilirsin işte. Ne bileyim Klasi'yi koyabilirsin. Yani sonuçta bunların hepsi arkadaşlar buraya olur. İstediğiniz şekilde bunu da kurabilirsiniz. Southampton'ı da hemen gönderiyoruz arkadaşlar. Şimdi neler kaldı? Swansea City kaldı arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi. Swansea bu şekilde kurulabiliyor arkadaşlar. Bu da bayağı ucuza geliyor. Zaten bir tane de bronz, iki tane de bronz kullanıyorsunuz arkadaşlar. Bronzun tekini 800'e almışım. Tekini de arkadaşlar 500'e almışım. Görmüş olduğunuz gibi bronz oyuncularla çok rahat bir şekilde kurabiliyorsunuz. Tekrardan tabii ki de bu bronzlar pahalıysa buraya herhangi bir abimizi koyabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle bakalım. Şu anda da zaten para 700'e falan gidiyor. Alabilirsiniz yani 700 civarından. Hemen Swansea City'yi de gönderelim arkadaşlar. Şu şekilde. Lig SBC'leri arkadaşlar çok basit yapılıyor. Çünkü hepsi aynı takımdan olduğu için tak 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 alabiliyorsunuz tek listede. Son takım West Bromwich. West Bromwich'te arkadaşlar Futbin'de falan bakarsanız şöyle diyeyim size. Şuraya bir tane bronz öneriyor arkadaşlar. Ama o bronzu almayın. Bakın ben buraya başka bir çözüm buldum arkadaşlar. Bu abi 600 aldım. Gittim buna CM'den cam kartı aldım arkadaşlar. Ve CM'den cam kartı sayesinde bu oyuncu arkadaşlar şu şekilde hemen gösterelim. 300 coins aldım CM camı da. 800 coins'e bunu tamamlayabiliyorsunuz. O bronz kartın kendisi 1.5-2K'ya falan gidiyor. O yüzden gerek yok arkadaşlar. Bu şekilde kurabilirsiniz işte, görmüş olduğunuz gibi zaten kadroyu görüyorsunuz. Tek şu forvet arkasında olan abimizi CM cam kartını alarak tamamlayabilirsiniz arkadaşlar. Hemen West Bromwich'i de gönderiyorum. Premier Lig'deki arkadaşlar karlı SBC'ler bu kadar. Bunun dışındakiler çok da karlı değil açıkçası. Zaten bu videoda izleyecekleriniz sadece 25K ve üzeri paketler. Yani en iyi paketleri sizler için derledim. Burada Liga Nos var arkadaşlar. Liga Nos'tan 2 tane takım yapacağız sizlerle birlikte. Bir tanesi Benfica, bir tanesi de Sporting Lisbon arkadaşlar. Benfica bu şekilde iki tane silver kullandım ben. Silver abinin tekini 300 almışım. Diğerinde arkadaşlar 250'ye almışım. Çok ucuz bir şekilde Benfica'yı tamamlayabilirsiniz. Mitroglou, Andrea Horta, Zivkovic, Feyza, Rafa. 2 tane silver abi. Lindelöf var. Lopez var. Sağ bekte Andrea Almeida. Kalede de Ederson var. Bu şekilde yaklaşık 6.5K'ya 25K'lık paketinize alabilirsiniz. Hemen bunları da gönderelim. Şimdi aşağıya doğru inelim. Sporting Lisbon arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi kadromuz bu şekilde. Bu kadroda şöyle bir şey var. Eskiden bunda bir tane silver kullanman gerekiyordu ama o kuralı kaldırdılar arkadaşlar Sporting Lisbon'da. O yüzden artık çok daha iyi ve ucuza kurabiliyorsunuz. Toplamda 6.5 ve 7K arasına dediğim gibi tekrardan Benfica ile aynı 25K'lık paketi alabiliyorsunuz arkadaşlar. Hemen bunu da bu şekilde gönderiyorum. Lig SBC'lerinin sonlarına doğru yaklaştığımızı söyleyebilirim arkadaşlar. Süper Lig geldi. Süper Lig'den 4 tane takım yapacağız. Şu anda ilk başta Beşiktaş'la başlayalım arkadaşlar. Bu şekilde kurdum ben. Necip Uysal aldım 400 coins'ten. Burada arkadaşlar ilk defa kullandım bunu. Oğuzhan Aydoğan tam olarak 400 coins'i aldım, Oğuzhan Aydoğan'ı. Gökhan İnler 400 coins. Marcelo keza o şekilde. Çok ucuza Beşiktaş'ı da tamamlayabilirsiniz arkadaşlar bu şekilde. Bunların hepsi dediğim gibi karlı ve hepsi 25K üzeri arkadaşlar. 15K'ları falan çekmedim. O yüzden kafanızda herhangi bir soru işareti kalmasın. Fenerbahçe ise bu şekilde Fernando Alper, Ertuğrul Taşkıran, Atıf Ozan, Josef de Souza, Hasan Ali, Caner Koca, Roman Neustadter, Şener Özbayraklı ve Volkan Demirel 7K'ya 25K'lık paket. Şu ana kadar gördüğünüzde hiçbiri loyalty istemiyor. Bunu asla unutmayınız arkadaşlar. Galatasaray'a geliyoruz. En karlı SBC Türkiye'den arkadaşlar. Çupamotik diyorum ya. Mendes Rodriguez, Güney diye bir abi var abi. Güney arkadaşlar. 200 coins'e gidiyor. Bunu alın. Bak İsmail var. İsmail Berk Ünsal 200 coins ve Endoğan Adil'i 350 coins. İnanılmaz ucuz arkadaşlar Galatasaray ve geriye 1.5K veriyor sizlere. Tek pahalı adam şu Josea 750'ye gidiyor. Onun dışındakilerin hepsi QXL parasına gidiyor. Bu şekilde de Galatasaray SBC'sini tamamlayabilirsiniz arkadaşlar. Tabii ki şu anda Foot Birthday olayı olduğu için arkadaşlar bu oyuncular çok ucuza gidiyor. O yüzden herhangi bir SBC yapma gibi bir düşünceniz varsa hemen yapın arkadaşlar Food Birthday zamanında. Ama unutmayın ki şu anda EA coin alanları direkt banlıyor arkadaşlar. Şu anda çok fena fıtır fıtır attırıyorlar. Trabzonspor'a Delege Olcay, Mehmet Ekici Onazi, Akakpo, Okay Yokuşlu ve gerisi zaten görmüş olduğunuz gibi. Trabzonspor SBC'si de 7.3K tutmuş bende arkadaşlar. Yani 7300 coin ise 25K'lık bir paket alabiliyorsunuz. Süper Lig'den de yapacağımız takımlar bu kadar arkadaşlar. Hemen hangi lige geçiyoruz? Sırada Eredivisie var yanlış hatırlamıyorsam. Bu Liga Bekomer'den ve MLS'ten yapmanızı önermem. Eredivisie var. Eredivsie'de de arkadaşlar 2 tane takım var. İlki Feyenoord. Görmüş olduğunuz gibi 3 tane silver, hatta 1, 2, 3, 4 tane silver, bir tane bronz kullanmışım. Silver'ımızın teki 500 coins, Başaçıkoğlu 750 coins, 400 coins ve 650 coins. Bronz abimiz de 200 coins'i almışım. Bunlar en ucuz kadrolar. Hatta kalecimiz bile bronz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi kalecimiz de 500 coins'i almışım. Efsane kadrolar bunlar arkadaşlar. Hatta sağ bekte de silver varmış. 150 coins'i almışım. Dediğim gibi bunları kesinlikle bayna batmayın abi. Mesela 10 dakikası falan varsa bile bit basın. Çoğu kişi büyük ihtimalle üstüne bit basmayacağı için size kalıyor. Bu da bir tane 25K'lık paket veriyor. Hemen Feyenoord'u gönderiyorum. Feyenoord'u gönderdikten sonra PSV var arkadaşlar. PSV. Bugün kadrosunda da arkadaşlar 1 adet bronz kullanmışım. Ya 2 adet bronz kullanmışım görmüş olduğunuz gibi. Teki 200'e gitmiş. Teki de 600'e gelmiş. PSV'nin kadrosu da bu şekilde arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Bu da 7K'ya 25K'lık paket veriyor. Hollanda'da bu kadar arkadaşlar. Şimdi Hollanda'dan sonra direkt Rusya'ya geçiyoruz. Rusya'da 4 tane takım var arkadaşlar. İlki CSK Moskova. Görmüş olduğunuz gibi 2 tane bronzla yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Toplamda 7K'ya patlıyor. Şu bronzlara bit vererek alabilirsiniz arkadaşlar. Ben bu şekilde hep kuruyorum bu kadroyu. Çok da ucuza geliyor ve bir tane Gold Players Pack, Premium Gold Players Pack, yani 25K'lık paket geliyor arkadaşlar. Hemen FC Krasnodar. Krasnodar'da bu şekilde 1 adet bronz kullanmışız. Bronzumuzun fiyatı 300 coins. Dediğim gibi hiçbirinde position change yok. Hiçbirinde loyalty yok. Direkt konseptten aratıp bu şekilde oyuncuları ekleyerek alabilirsiniz arkadaşlar. Unutmuyoruz ve gönderip Rare Gold Pack'imizi alıyoruz arkadaşlar. 2 tane takım kaldı Rusya'dan. Bir tanesi Lokomotiv Moskova. Lokomotiv Moskova'da bu şekilde kurulabiliyor. Bir tane bronz almışım 250 coins. Bir tane silver almışım 450 coins. Bir tane daha silver almışım 650 coins'e. Silver ve bronz sayfayı tamamlamışız arkadaşlar. Hemen şöyle bir bakalım pahalıya gidiyor mu diye videoda da. 400 coins hala aynı, bit basınca zaten direkt size geliyor arkadaşlar. Bu şekilde kurabilirsiniz. Diyelim ki buradaki silver oyuncular extinct mi oldu? Bunun goldlarını da alabilirsiniz. Ben sadece bunlar benim zamanımda daha ucuz olduğu için bunları alarak tamamladım arkadaşlar. Hemen bunları da gönderelim. Şimdi Rusya'dan son takım abi. Evet, Rusya'dan son takım Zenit. Görmüş olduğunuz gibi 25K'lık paket veriyor. Bir tane silver var 350 coins, bir tane bronz var 250 coins. Geriye kalan 400'ler 500 arası giden oyuncular arkadaşlar. Hepsi Quicksell parasına gidiyor. Zenit'i de tamamlayarak 25K'lık paketi alıp cebinize koyabilirsiniz arkadaşlar. Hemen şu şekilde gönderelim. Rusya'da da bu kadar. Şimdi sonlar kaldı zaten arkadaşlar. En sonuncusu kaldı. O da Pro Lig'den Club Brugge. Görmüş olduğunuz gibi Club Brugge'yi yapmanızı önermiyorum. Çok fazla extinct oyuncu var. Extinct oyuncuyu da geçtim. Bazı oyuncular 1200'e falan gidiyor. Ben sadece göstermek için yapıyorum ama yapmanızı önermiyorum. Club Brugge arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi bunu da bu şekilde yollayabilirsiniz. Ama demiyor Club Brugge'yi önermiyorum hiçbir şekilde. Oyuncularımızın hepsini gönderdik arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Toplamda lig SBC'lerini yapınca 29 tane paket geliyor arkadaşlar. Ve bu 29 tane paketi yaklaşık 180K coins'e tamamlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi hepsi birbirinden harika, muazzam paketler. Hepsi açılmayı bekleyen bir çiçek gibi bizleri karşılayacak cumartesi akşamı. Şimdi direkt advanced olanlara geçelim arkadaşlar dilerseniz. Evet arkadaşlar, şimdi SBC'lere kaldığımız yerden devam ediyoruz. Biliyorsunuz ki ilk önce kolay olan ligleri tamamlamıştık. Şimdi ise advanced kısmında, yani gelişmiş olan kısımdan devam edeceğiz arkadaşlar. Bütün kadrolar loyalty'siz. Sadece 3 tane kadro loyalty istiyor. Bu da arkadaşlarına bulabileceğiniz en iyi kadrolar olduğunu söyleyebilirim. Öncelikle Koat'la başlıyoruz arkadaşlar. Hibrit ülkeler, yani karışık uyduklar oluyor galiba Türkçesi. Hemen şöyle gösterelim. Forvet'te Quintero diye bir abi var arkadaşlar. Hemen yanında Jimenez'i 63 rating bir abi var. Onun da arkasında arkadaşlar Roger Torres var. Torres yazınca çıkmıyor, o yüzden arama yerine Roger Torres yazın arkadaşlar. Görmüş olduğunuz zaten fiyatlar, QXL parası. Bir tane Cesar diye bir abimiz var sol kanatta. Orta sahada Gerhard diye 450'ye giden bir abi var. Hemen o Gerhard'ın yanında ise Rudy var arkadaşlar. 650 coins'e gidiyor. Hemen sağ kanatta Sidney Sam var arkadaşlar. 600 coins'e gidiyor pace'inden dolayı. Defans hattında Romagnoli var. Milan'da oynadığı için 900 coins'e gidiyor. Hemen yanında Gamberini var. 700 coins'e gidiyor. Onun da yanında Gastraldo diye bir abi var. O da 700 coins'e gidiyor. Kalede ise arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi Mirante diye bir abimiz var. Bu kadro loyalty istemiyor arkadaşlar. Yani sadakat şeyi istemiyor. Hemen bunu da gönderiyoruz ve 25k paketimizi hemen çat diye alıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi quad'ı gönderdik. Şimdi sixes yani altılılar arkadaşlar. Altılılar kısmına tekrardan loyalty istemiyor. Sol kanatta arkadaşlar Mehdi Carcele Gonzalez 800 coins'e gidiyor. Forvet'te çöp arkadaşlar. Adamın adı çöp ve 500'e gidiyor. Sağ kanatta Orellana var. 2100'e almışım ama 2000'e falan gidiyor. Şu an hatta daha ucuz bile olabilir. Hatta benim hatam arkadaşlar. Çünkü ben Celta kartını almışım. Mesela bunun Valencia kartı büyük ihtimal daha ucuzdur arkadaşlar. Hatta bunu satıp Valencia'yı alıp ben videoyu tamamlarım. Hadi bunu da geçelim. Sol kanatta arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi Bebe var. Ortada Halilovic'in arkadaşlar La Liga Santanderdeki Las Palmas kartı. Burada San Jose var. Sağ kanatta Gama var. Bruno Gama. Defans hattında ise arkadaşlar Cabral, Cabral yani kısacası. Yanında Fettal, onun da yanında Martinez, kalede ise Lux var arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi bu 11'de bu şekilde ve 45k'lık paket veriyor. Şimdi şu Orellana'ya bir bakalım arkadaşlar da hangisi ucuzsa onu alalım. Dediğim gibi bazen fark ediyor. Ben o kartı büyük ihtimal yanlış almışım tabii ki. Onunla ilgili iki videoda fark ettik. Sizler de dediğim gibi öyle eski kartları falan almayın ki arkadaşlar, rahat bir şekilde ucuz bir şekilde yapabilelim. Bakın mesela 1100'e falan gidiyor. Ben o kartı boş boşuna para vermişim. Hemen şuradan Orellana'yı alalım. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi Orellana'yı da 850 coins'e aldık. Şimdi hemen yerine Orellana'yımızı koyacağız. Dediğim gibi benim hatam olmuş. O iki de videoda fark ettim arkadaşlar. Sizler için de güzel bir şey olduğunu düşünüyorum. Sonuçta hataları fark etmek güzel. Boşuna coin vermenize gerek kalmadan halledebileceksiniz arkadaşlar. Tekrardan Advanced kısmına geri geliyorum. Hybrid Nation buradayız arkadaşlar. Hemen Sixes'taydık hatırlayacağınız gibi. Buradaki Orellana'yı hemen arkadaşlar transfer marketine koyalım aldığımız paradan. Hemen satılsın bu. Şu şekilde hemen tekrardan buraya onun abisi değil tabii ki aynı adam. Onun Valencia kartını koyalım. Şu şekilde olan yanlış adamı koyduk. Heh, böyle bu şekilde de bunu tamamlayabilirsiniz. Bunda da loyalty yok arkadaşlar ve 45k'lık paketi 9k'ya veya 8k'ya almış oluyorsunuz bu şekilde. Hemen bunu da gönderelim. Görmüş olduğunuz gibi. Bunu gönderdikten sonra Crazy 8 var arkadaşlar. Çılgın 8'ler. Hadi bakalım çılgın 8'lerde neler yapmışız biz. Evet çılgın 8'ler hemen teker teker gösteriyorum. Öncelikle sol tarafı gösterelim. RES diye bir abi 60 ratingi arkadaşlar ve 200 coins almışım. Hemen onun arkasından Marcus Karl 71 rating 250 coins almışım. Sol kanatta arkadaşlar Yakup Koseçki 850 almışım ama ben bunu sabırsızlık edip bayna battım. Siz bitle daha ucuza da alabilirsiniz. Sol bekte arkadaşlar Velasco diye bir abi var. 200 coins almışım. 64 rating. Hemen onun yanında defansta Cordoba diye bir abi var. Bu da 200 coins'e gidiyor. Kalede arkadaşlar 150 coins'e almış olduğum Giordano var. Hemen onun yanında 69 rating ile tekrardan Mario Risso var. O da 150 coins'e almışım. Sağ bekte arkadaşlar Araujo var. 250 coins'e almışım. Arjantinli sağ bek. Sağ kanadımızda arkadaşlar Pedro Santos var. 750 coins'e almışız. Hemen onun yanında Nikola Vokevic diye bir abi var. 400 coins'i almışız. Forvet'tekine birçok para verdim. Bronz olmasına hemen Panyukov diye bir abi var ve buna 1000 coin vermişim. Bu bronz arkadaşlar 64 rating'e gidiyor. Dediğim gibi bunda pek şu anda zaten daha ucuzu bile var da dün akşam kurduğum için arkadaşlar maalesef birazcık pahalıya almışım. Şu anda 400'e falan bile bulabilirsiniz. Bu kadro dediğim gibi tekrardan loyalty istemiyor ki zaten 2k coins de geri veriyor. Crazy 8'de arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi gönderiyoruz. Tonla kaldı. Ten Nation Hybrid kadrosuna girdiğimiz zaman da böyle bir kadro karşımıza çıkıyor ve loyalty istemiyor. Sol kanatta arkadaşlar Marco Matias 75 rating. Forvet'te Alexander Mitrovic 400 coins'e gidiyor arkadaşlar. Santraforumuzda o var. Sağ kanatta Matt Ritchie var. 550 coins'e gidiyor. 76 rating. Orta sahada Shelby var. Shelby 750 coin'si almışım arkadaşlar. Belki de kadrodaki en pahalı isim Shelby. Hemen onun yanında MOO'ya Moy var arkadaşlar. 400 coin'si almışım, 76 rating. Onun hemen solunda Howson var. 450 coin'se gidiyor, 75 rating. Sol bekteki abi Taylor. Taylor arkadaşlar 600-700'e falan gidiyor. Taylor'ı da zaten bid vererek alabilirsiniz. Onun yanında arkadaşlar Klose var. Tim Klose 500 coin'se gidiyor, 77 rating. Onun yanında Bielak diye değişik yazıyor zaten, görüyorsunuz sizler de ekranda. 350 coins'e giden bir abi var. Sağ bekledi arkadaşlar Jesus Gomez var, o da 500 coins'e gidiyor. Defansta, pardon kaledemizde ise Sels diye bir abi var, o da 500 coins'e gidiyor. Ve bu da arkadaşlar bu Hybrid Nations'ın son kadrosuydu ve bunu da hemen şu şekilde gönderiyorum. Bunu da gönderdikten sonra hepsini tamamlıyorum arkadaşlar. Ve geri olarak bana 5K artı 25K'lık paket veriyor. Zaten vermiş olduğu 5K bir tane kadroyu karşılıyor diyebiliriz. Hemen bunu da geçtikten sonra arkadaşlar buradan devam edeceğiz. Öncelikle hangisini göstereyim size? Öncelikle League & Nation Hybrid'i gösterelim. League & Nation Hybrid'de semi pro kısmı bu şekilde arkadaşlar. Bunlar da loyalty istemiyor, sadakat şeyi istemiyor. Forvet'te Zuba var arkadaşlar. Hemen onun yanında Kershanov var. Tekrardan Zenit'ten 400 coins'e giden bir abi. Sağ kanatta Ionov var. Ionov diye yazılıyor. 450 coins. Orta sahada 80'lik Hernandez var. Celta Vigo'da oynayan. Hemen onun yanında Diaz var. Tekrardan Celta Vigo'da oynuyor arkadaşlar. Celta Vigo. Sol kanatta Çerşev var. Bu abi birazcık pahalıya gidiyor. 950'ye gidiyor arkadaşlar ama almak zorundayız. Çerşev. Sol bek. Tuhaf bir abi. 400 coins'e gidiyor. Zaten şu anda ekranda görüyorsunuz arkadaşlar. Hemen onun yanında defansta Contreras var. 550 coins'e gidiyor arkadaşlar. 70 rating. Onun da hemen yanında Jara diye bir abi var. O da 450 coins'e gidiyor. Sağ bekte ise Smolnikov var. 700 coins'e gidiyor arkadaşlar. Kalemizde ise Johnny Herrera var, görmüş olduğunuz gibi. Bu şekilde bir kadro. Hemen bunu da tekrardan gönderiyorum arkadaşlar bu şekilde. Şimdi Professional kısmına geliyoruz arkadaşlar. Professional kısmında görmüş olduğunuz gibi tekrardan loyalty istemeyen bir kadro ile karşınızdayım. Forvet'te Kevin Volland var. 950 coins'e gidiyor. Sol kanatta Julian Brandt var. 500 coins'e gidiyor Bayer Leverkusen'den. Onun yanında arkadaşlar Cigarini var. 600'e gidiyor. Sampdoria'da oynayan bir abimiz. Hemen forvet arkası Cuangrella 700 coins'e gidiyor arkadaşlar. Onun yanında zaten Juventus'ta oynayan Sturaro var. Sturaro'da 550'yi alabilirsiniz. Sağ kanatta Agner diye bir abi var. 400 coins'e gidiyor. Sağ bekte arkadaşlar Kevin Grosskreutz var. Görmüş olduğunuz gibi 550 coins'e gidiyor. Defans Rodolfo, Marcelo, Adriano ve kalede de Ederson var. Zaten bunları da göstermeme gerek yok. Bunları biliyorsunuz arkadaşlar. Hemen bunu da gönderelim şu şekilde görmüş olduğunuz gibi. Şimdi World Class Legendary arkadaşlar. Bu kadroları zaten loyalty'siz yapma imkanınız yok. Oyun zaten size bunları loyalty yapın diye verdiği kadrolar. Bu kadroda arkadaşlar sol beke bir de Smolnikov'u koymanız gerekiyor. Bu kadroların ikisi de dediğim gibi loyalty isteyecek. Ama bu kadrolarda ince bir işten bahsedeceğim sizlere arkadaşlar. Hemen şöyle koyalım. Bir Smolnikov'u ekleyeceksiniz buraya ve loyalty yapacaksınız. Ancak şunu unutmayın arkadaşlar. Bakın bu kadronun santraforunda da Mario Gomez var. Karıştırmayın bunu. Burada da Mario Gomez var. Legendary kadrosunda da Mario Gomez var. Önceki Legendary kadrosunu yapalım. Ben onun loyalty'sini tamamladım. Sol kanatta Nolito. Göstermiyorum. Forvet'te Mario Gomez. Bunu da zaten biliyorsunuz. Sağ kanatta Lopez var. Marcos Lopez. 76 rating bir abimiz. Arkasında 83 rating Adrian Silva var. Görmüş olduğunuz gibi 1200 coins'i almışım. Arkasında 83'lük Kagawa var. Bak 82'lini almayın. 83'lüğünü alın. Yaklaşık 2.1K'ya falan gidiyor. Bunu almayı unutmuyorsunuz. Hemen onun solunda Trashoras diye abi var arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi Trashoras'ı da alıyorsunuz buraya. Sol bek Monreal. Defans zaten Jimenez. Burada arkadaşlar Lemos var görmüş olduğunuz gibi. Kalede Muslera. Sağ bekte de Pereira var. Ricardo Pereira 78 rating sağ bek. 10 maç yapmanız gerekiyor ve 50K'lık paket veriyor arkadaşlar. Bunu da hemen şu şekilde gönderelim görmüş olduğunuz gibi. Şimdi siz beklerken ben de hemen şu World Class'ın loyalty olayını yapayım. Arkadaşlar tekrardan bu en sonunda bir durayım dedim. Neden durayım dedim? Çünkü biliyorsunuz ki bu loyalty'yi nasıl yapıyorum falan filan diye çok soru geleceğini tahmin ettiğim için göstereyim dedim. Arkadaşlar ben zaten yeni hesapları açıp SBC yaptığım için açıkçası kulüpteki galibiyet veya mağlubiyet rekoru benim pek umurumda olmuyor. O yüzden arkadaşlar bu şekilde Team of the Week'le maça giriyorum arkadaşlar. Oyunculara kontrat basıp ve daha sonra çıkıyorum maçtan ve bu şekilde 10 maçı tamamlıyorum. Yaklaşık 5 dakikada loyalty olayını çözmüş olurum. Eğer siz diyorsanız ki ben işte rekorumu etki etmesini istemiyorum diyorsanız yapmanız gereken şeyi göstereceğim. maçın öncelikle başlaması gerekiyor. Maç başladıktan sonra arkadaşlar PlayStation tuşuna basılı tutup sol yukarıdan uygulamayı kapat yapıp FIFA'yı tekrardan açarsanız size mağlubiyet vermeden loyalty'yi tamamlarsınız. Ama benim umurumda değil diyorsanız arkadaşlar oyunu bu şekilde durdurup forfeit maç diyerek de arkadaşlar loyalty olayını tamamlayabilirsiniz. Tıpkı benim gibi ben de böyle yapıyorum ve çok daha hızlı oluyor. Şimdi 10 tane maçı tamamladıktan sonra Advanced kısmına gidiyoruz. League and Nation hibrit kısmına geliyoruz. Burada da World Class kalmıştı zaten. World Class'ta arkadaşlar hemen bitirdik zaten görmüş olduğunuz gibi. Şuraya bir Gomez'imizi ekledikten sonra everything is perfect olacak. Şu şekilde görmüş olduğunuz gibi Gomez'i ekledikten sonra bitiyor ve bunu da gönderiyoruz arkadaşlar ekrandaki gibi. Ardından bunda da mutlu sona ulaşmış oluyoruz arkadaşlar. 10K'da coin geri veriyor. Mükemmel bir TBC olduğunu söyleyebilirim. Tabii ki de bunu quick sell ediyorum. Hiç işimiz bile olmaz bununla. Şimdi bunları yaptıktan sonra Playing Abroad'a arkadaşlar. Playing Abroad'a başlayacağız sizlerle birlikte. İtalya için arkadaşlar bunların hiçbiri loyalty olayını istemiyor. Haberiniz olsun arkadaşlar. Şuraya hemen bir Diaz'ı bir ekleyelim. Çünkü dediğim gibi aynı oyuncular birkaç tane SBC'de kullanılınca bazen ekleyip çıkarma olasılığı olabiliyor. Bu kurabileceğiniz en iyi kadro arkadaşlar. Ben bunu kendim uğraştım ve kurdum. Şu kısımları bak şuraya kadarını olanı Footbin'den gördüm ama şu sol kısmını kendim uydurdum. Adam silver falan koymuştu, pahalıya gidiyordu, ben çözdüm orayı. Burada arkadaşlar Giopes'te Rossi var, 1100 coins'e gidiyor. Solunda hemen Josabet diye bir abi var. Onun yanında zaten Diaz var, 80 rating görüyorsunuz arkadaşlar. Arkalarında Aranguiz var. Aranguiz zaten biliyorsunuz arkadaşlar, şu şekilde Aranguiz. Sağda hemen arkadaşlar Borini var. Sağ bekte Darmian var. Defansta Jonathan Tah'ın 82 ratingi var. Dikkatli olun orada. Şule var. Kalemizde arkadaşlar Rensing diye bir abimiz var. Sol bekte Tono diye bir abi var. 500 coins'e gidiyor arkadaşlar. Ve sol kanatta da Morales var. 650 coins'e gidiyor. Tekrardan loyalitesiz bir mükemmel bir kadro ile karşınızdayım ve bunu da gönderiyorum arkadaşlar şu şekilde. Dediğim gibi bunlarda loyalty yok. Gerçekten iyi o. Yani o gerçekten mükemmel bir şey abi. 5 dakika 5 dakikadır. Bu kadroda arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi Jermaine Defoe var forvetimizde. Onun arkasında hemen Ross Barkley var şu şekilde. Sol kanadımızda arkadaşlar Kevin Mirallas var. Hemen onun arkasında defansif orta sahada Morgan Schneider'lerin Everton kartı var. Sol bekte Tremolinas var arkadaşlar. Şu şekilde göstereyim Tremolinas. Burada arkadaşlar Langlet var. Langlet'in hemen sağında Laga Urdiam'le tuhaf işte gördünüz zaten o var. Kalede Pacheco var. Sağ bekte arkadaşlar Hilbert var. Sağ kanatta Hoffman var. Forvet'te Stindl var ama Stindl arkadaşlar santrafor kartı basmanız gerekiyor. Haberiniz olsun yani normalde bu SF ya, buna santrafor basmanız gerekiyor. Hemen bunu da gönderiyoruz. Dediğim gibi tek bir position change kartı kullanarak loyalitesiz tamamlayabiliyorsunuz. Hemen Fransa'yı da arkadaşlar şu şekilde gönderiyorum. Almanya'ya geliyoruz şimdi. Almanya'da arkadaşlar bu şekilde tamamlanıyor. Hemen şuraya gerekli olan San Jose abimizi de eklersek everything is perfect görmüş olduğunuz gibi. Forvet'te Wanderson var arkadaşlar. 550 coins'e gidiyor. Sol kanadımızda Joazinho var. Ekranda görmüş olduğunuz gibi Joazinho'yu alıyorsunuz. Forvet arkası Giuliano Zenit'te oynuyor arkadaşlar. 700 coins. Sağ kanatta Samuel diye bir abi var arkadaşlar. 650'ye gidiyor. İlk CDM'miz Maurcio arkadaşlar. Yani o Maurcio diye aratınca iki tane Maurcio çıkıyor aynı ratingde. Alttaki olan yani ikinci olan. Hadi burada da size bir yardımcı olayım. Çünkü o da zaman alıyor abi. 20 saniye 20 saniyedir ya. Hayat bir gün o da bugün. Buradaki CDM'de Mikel San Jose var tekrardan. Mikel San Jose'yi çok kullandık SBC'lerde fark ettiyseniz. Sağ bekte Oscar De Marcos var. Burada arkadaşlar Etex'te var. Etex'te mi net nasıl okunuyor bilmiyorum. Etex'e benziyor. Kalemizde Z'ler var. Bu soldaki abiler arkadaşlar bakın bu 300 coins'e gidiyor. Bu 750'ye gidiyor. Şöyle göstereyim. Pardon ikisi 300'e almışım ben. Ya bunlar bazen markette eksint olabiliyor. Dediğim gibi mesela buraya bunların hangi ligde oynuyormuş abi şöyle bakalım. Bir RSL'de oynuyormuş dedim ya da buraya ne bileyim Bundesliga 2 yok diyor da yani burayı gerçekten başka bir türlü tamamlamak çok zor arkadaşlar. Yani İngiltere'de falan tamamlamak çok zor. Şu kartları arkadaşlar çok pahalıya almadan tamamlamaya çalışın. Ben de buranın açıkçası alternatifini bulamadım. Ama bu şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Hemen bunu da gönderiyoruz ve sona mı geldik? Aynen en sondayız. İspanya'dayız şu anda. İspanya kadromuzda bu şekilde arkadaşlar. Tek yapmanız gereken şey şu Arnautovic'e LM'den LB kartı basmak. Bunu da bu şekilde loyalty olmadan tamamlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Şöyle bir abi artık lütfen ya. Beyler görüyorsunuz şanssızlıklar bizim peşimizi bırakmıyor. Dediğim gibi yani arkadaşlar hani loyalty yaptığınız zaman 11 tane oyuncuya da kontrat almanız gerekiyor ve buna 2200 coin harcıyorsunuz. Onun yerine bir oyuncuya 2000 daha fazla verip kurtarabilirsiniz ama zaten oyuncularımız da gerektiğinden fazla ucuz. Hemen buna da şöyle LMLV kartını bastığım zaman loyalty olmadan bu kadromu da tamamlamış oluyorum. Arnautovic var zaten biliyorsunuz. Burada Milik var abi. Adamın adı bildiğim Milik şu şekilde. Sağ kanatta Patrick Herman var. Hemen arkasında Mahmut Dahoud var 79 rating. Onun yanında hemen Zielinski var 78 rating. Solunda Imbula var arkadaşlar. Stoke City'den görüyorsunuz. Sol bekteki abimiz Peters birazcık pahalıya gidiyor arkadaşlar. Haberiniz olsun. Burada Marcano diye bir abi var. Bu da pahalıya gidiyor. Çünkü sadece SBC'lerde işe yarıyor arkadaşlar. Yanında hemen Raul Albiol var. O da 1300'e almışım. Sağ bekte Colt var 650 almışım. Ve kalede de Casillas var. 1000 coin almışım. Bunu da bu şekilde tamamlayıp 35K'lık paketi alıyorsunuz arkadaşlar. Hepsini gönderince ne veriyordu bu? Bir tekrardan bir bakalım. Hepsini tamamlayınca verdiği ödül 5K artı 50K'lık paket. Mükemmel gerçekten. Şu anda son hızla ilerliyoruz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi şu anda bu üçlüyü tamamlamış durumundayım. Şimdi şunları da sizlerle birlikte yapacağız arkadaşlar. Ancak unutmayın ki bu South Amerika turu her neyse bir şekilde yapılıyor ama şu anda bu European turu arkadaşlar birazcık zorluyor diyebilirim. Şimdi dilerseniz bölümümün 3. kısmında da bunları tamamlayalım. Evet arkadaşlar, sonunda tamamlayabildim. Bu video çekmek yani yaklaşık 8 saatimi aldı arkadaşlar. Loyalty olsun, sizlere loyalty'siz kadrolar bulabilmek olsun, extinct olmayan kadrolar bulabilmek olsun. Bayağı uğraştım. Gerçekten bu videoda iyi bir beğeni sayısı gelirse çok mutlu olurum arkadaşlar. Çünkü bütün günümü aldığını söyleyebilirim. Şimdi sondakileri tamamlayacağız. Yani en karlı olanları da devam ediyorduk zaten. Advanced kısmında sadece South American Tour ve European Tour kalmıştı arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi. Onun için Hybrid Nations, League and Nation Hybrid ve Playing Abroad'u tamamlamıştık. Şimdi European Tour ve South American Tour var arkadaşlar. Şimdi South American Tour'da şöyle bir, daha doğrusu diğerinden başlayalım, ilk kolayını yapalım. European Tour arkadaşlar, Avrupa Tur'unda İtalya'da böyle bir kadro kurmanız gerekiyor. Zaten kadroyu biliyorsunuz, solda Chateau var, burada Gabbiadini var, burada Ayev var görmüş olduğunuz gibi. Bu abi var Vives diye. Burada De Rossi var. Burada Zagoev var. Sol bekte Zirkov. Defansta Tonelli diye bir abi var. Burada bir tane Silver var. Bu bazen extinct olabiliyor ama dediğim gibi bakarsanız bulursunuz büyük ihtimal Blancard diye. Sağ bekte arkadaşlar Akopani diye bir tane daha Silver var. 150 coins aldım. Ve kalemde Consigli var. 1500 aldım. Dediğim gibi bunlar bu SBC'ler bittikten sonra tabii ki çok daha ucuzlayacak arkadaşlar. Ancak şu anda maalesef ki birazcık daha pahalıya gidiyor bu 83 rating kartlar. İtalya bu şekilde herhangi bir loyalty yok arkadaşlar. Tekrardan mükemmel loyalty'siz şekilde ilerliyoruz. Burada Netherlands var. Hollanda yani arkadaşlar. Bu Hollanda'da da herhangi bir şekilde loyalty yok. Sol kanatta Rafa var arkadaşlar. Forvetimizde Sandro var 77 ama siz hani oyunları aratırken 74 ratingine basın. Upgrade aldığı için direkt 77'liği çıkıyor. Sağ kanatta Keko var. Keko Star var. CM'de arkadaşlar Bauer diye bir abimiz var. Bu birazcık pahalıya gidiyor. 700 coins'e gidiyor. Forvet arkasında Espinho var. 450 coins'e gidiyor. Hemen solda Andre var. 950 coins almışım. Sol bekimizde Kongolo var. Hemen yanında Van Beek var. Onun da yanında arkadaşlar Go Value diye bir abimiz var. Zaten ekrana bakarsanız görebilirsiniz. Hemen onun da yanında Ferayn var. Ferayn'ın arkasında da arkadaşlar Vermeer diye bir abimiz var. Bu şekilde Hollanda'yı tamamlayabiliyorsunuz. Bir tane Rare Electrum Pack veriyor. Bizim Volkart çıkardığımız paket canlı yayında. Bu da dediğim gibi tekrardan loyalitesiz bir şekilde sizlere geliyor. Portekiz arkadaşlar en sıkıntılı kadro, size yemin ederim en çok bunda uğraştım arkadaşlar ama tekrardan bunda loyalty ve extinct olmadan bulabildim. Forvetimizde arkadaşlar Kalinic var görmüş olduğunuz gibi. Hemen sağında Radamel Falcao var. Falcao'nun arkasında Can Moutinho görmüş olduğunuz gibi. Sol kanatta Salamoa diye bir abimiz var. Bu arada extinct oluyor ama çok rahat bir şekilde markette bir süre sonra bulabiliyorsunuz arkadaşlar. Yani dediğim gibi toplayabildiğimin en iyisi bu şekilde arkadaşlar. Sağda Monaco'dan Bernardo Silva. Sağ bekimizde arkadaşlar Miguel Lopez, Akisar'da oynayan abimiz. Defansta Ilori var 75 rating. Hemen onun yanında Cariço diye bir abimiz var. Sol bekte Borussia Dortmund'dan Guerreiro var. Defansif orta sahamızda Zeka diye bir abimiz var. Ve kalemizde de Marafona diye bir abimiz var arkadaşlar. Bu şekilde loyalitesiz olarak 15K'lık paket için Portekiz'i gönderiyoruz. Dediğim gibi bölümün en düşük hediyeli paketi ama hediye olarak dediğim gibi 50K verdiği için arkadaşlar mecburen yapmak durumundayım. Burada İspanya var arkadaşlar, son olarak da bu var. Bunda da tabii ki de loyalty istemiyor ve 45K'lık paket veriyor. Sol kanatımızda Jonathan Vieira var arkadaşlar 82 rating. Forvet'te Fernando Llorente, Sağ kanatta Milan'dan Suso var. Hemen onların arkasında Trigueres diye bir abimiz var. Villarreal'de oynuyor. Forvet arkası Boya'nın Mainz kartını almanız gerekiyor. Stoke City kartı değil, Mainz kartı yeterli arkadaşlar. Hemen onun yanında Garcia, Avi Garcia Zenit'ten var arkadaşlar. Ya hepsi discard parasına gidiyor. Sol bekimizde De La Vella var. 500 coins. Defansta Navas var. Cesar Navas 750 coins'e gidiyor. Hemen onun yanında arkadaşlar Musacchio var. 1400 coins. Sağ bekte Oscar De Marcos var. 1500 coins ve kalemize de Igor Akinfeev 900 coins ve bu da loyalitesiz bir şekilde, yani sadakatsiz bir şekilde tamamlanabilen kadrolarımızdan bir tanesi. Bunların hepsini gönderdiğimiz zaman arkadaşlar bizlere bir adet 50K'lık paket veriyor ki zaten bizim tamamlamamızın sebebi olan pek o pek. Hybrid Nations, gelelim ilk Uruguay'dan sondan başlayalım bu sefer, fantazi yapalım birazcık. Bu tekrardan loyalty'si arkadaşlar. Sol kanatta Hector Rodriguez'in standart Liege mi? Yok, Las Palmas kartı. Standart Liege nereden çıktı ya? Forvet'te arkadaşlar David Rodriguez diye bir abimiz var, 75 rating. Sağ kanatta Benfica SBC'sinde kullanmış olduğumuz Zivkovic var. Hemen onun arkasında Feyza var, 650 coin'e alınan bir kart. Onun arkasında, daha doğrusu solunda Kevin Prince Boateng. Tekrardan 650 coins alabileceğiniz bir kart. Solunda Tana diye abimiz var, 76 rating, 450 coins'e gidiyor. Sol bekimizde Diego Rico var, 600 coins. Hemen yanında Jimenez var, çok kullandık bu ismi de. Onun yanında Lemos var, 800 coins, onu da çok kullandık. Sağ bekte Benfica SBC'den Andre Almeida var, 550 coins karşılığında kulüpte. Ve kalemize 400 coins'e Viconis diye bir abimiz var. Tekrardan loyalitesiz bir şekilde kadromuzu gönderiyoruz arkadaşlar. Şu şekilde görmüş olduğunuz gibi. Kolombiya'ya geçelim. Dedim ki bu kadrolar arkadaşlar Footviz'de falan loyalitesiz yok. O yüzden birazcık Twitter'ları falan karıştırmak durumunda kaldım. Sol kanadımızda Sansone var arkadaşlar. Artık 1600'ü ben verdim. Dediğim gibi videonun sonlarına doğru artık birazcık sıkıldım açıkçası ve verdim. Normalde 1100'e falan gidiyor ama ilk bulduğum Baynav'ı aldım, Sansone'yi. Çıktık bu arada yanlışlıkla. Forvetimizde arkadaşlar Dani Welbeck var, zaten göstermeme gerek yok. Sağ kanadımızda arkadaşlar Dajoma diye 64 ratingli bir Kolombiyalı abimiz var ya, 150 coins'e gidiyor. Hemen sağ kanada gelelim. Sağ kanatta Vergara diye bir abimiz var, o da 150 coins'e gidiyor. Orta sahamızda Drinkwater var, 800 coins. Jack Wilshere 1100 coins ve tam solda Castillejo 1000 coins'e alınabilir. Defansta ise arkadaşlar Victor Ruiz var, 1100 coins. Yanında hemen Vogt var, Vogt 550'ye gidiyor. Hemen de onun yanında arkadaşlar Jefferson Gomez var. Direkt Gomez yazınca çıkmıyor, o yüzden Jefferson Gomez yazın arkadaşlar. 65 rating, 150 coins. Kolombiya'nın arkadaşlar Benfica'daki neredeyse kimsenin de bilmediği ve kalede de Bauman'ın olduğu bir kadro. Loyalty istemiyor arkadaşlar, haberiniz olsun. Hemen bunları da gönderiyorum bu şekilde. Şimdi kaldı Brezilya arkadaşlar. Brezilya'da maalesef ki maalesef loyalty istiyor arkadaşlar. Loyalitesiz bir şekilde yapılmıyor maalesef. Dediğim gibi, daha doğrusu ya da biz beceremedik. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar hepsine onar maç yapmama rağmen niye olmamış? Bir saniye. Herhangi bir yer değişikliği mi gerekiyor? Hayır, gerekmiyor. Yani Ganzo'yu şey yapmam gerekiyor. Bakın bunda olması iyi oldu. Ganzo'yu position change yapmamız gerekiyor. Cam'dan CF'ye, CF'den ST'ye. Yani MOO'dan SF'ye, SF'den de SNT'ye kartı basmanız gerekiyor Ganzo'ya. Bu şekilde bastığınız zaman arkadaşlar ve 10 maç yaptığınız zaman bu takımla loyalty olayını da çözmüş oluyorsunuz bu şekilde ve bu kadromuzu da göndereceğiz ama önce bir gösterelim. Ganzo var arkadaşlar. Edu var, 450 coins'e gidiyor. Edu yazarsanız çıkar. Hemen arkasında 82 rating Tyson var. Sağ kanatta Karim Beller abi. Sol kanadımızda Joazinho. Defansif ikili Fabinho ve Liverpool'dan Lucas Leiva. Defans hattında ise Jonathan Tah. Benfica'dan Jardel ve solda da hemen Moledo diye abimiz var. Kalede ise Neto var bizim adamımız ve bunu yaptığınız zaman arkadaşlar 1000 coin artı mega pack veriyor. O yüzden hemen bunu da gönderiyorum. Son kalan arkadaşlar Arjantin. Arjantin'de kadrosu nasıl yapılıyor unuttum arkadaşlar. O yüzden bunu en sona bıraktım. Kimleri kullanmıştık falan filan gerçekten unuttum arkadaşlar bu kadroda. Ama Lanzini yoktu, onu çok net hatırlıyorum. Dediğim gibi arkadaşlar ben gerçekten 8 saatlik bir emek verdim. Zaten videonun başında da göreceksiniz hani kaç K'yı kaç K açabildiğinizi de ben hesaplayacağım zaten videodan sonra. Onu da sizlerle birlikte buluşturacağım. Bayağı uğraştırıcı bir video oldu benim için. Gerçekten 2 saniyenizi ayırıp videoyu beğenirseniz benim çok ama çok mutlu etmiş olursunuz arkadaşlar. Dediğim gibi SBC'ler gerçekten çok karlı, bunu asla unutmayın. Hatta bana kalırsa adamların oyuna eklediği şu zamana kadarki en mantıklı şeylerden bir tanesi bunlar, bana kalırsa dediğim gibi. Çünkü gerçekten ilk defa kar ettiren bir şey koyuyorlar arkadaşlar. Yani ilk defa gerçekten kar ediyorsun şu oyunda. Çok şaşırtmıştı yani, ilk çıktığı zaman herkes şok olmuştu zaten. Ama dediğim gibi iyi ki de var. Bizleri de ucuz bir şekilde pek açmamızı sağlıyor. EA Sports isimli game bu sene. Bu şekilde de Arjantin kadronuzu tamamlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Forvet'te Perotti ve Edin Dzeko. Sağ kanatta Bernardeschi midir nedir işte o var. Sol kanadımızda Szymanowski var. 800 coin'si gidiyor. Forvet arkasında arkadaşlar Raul Garcia var. 950'ye almışız. Burada Mikel Sanoze artık 5. kullanışımız falan. Yanında Daniel Parejo var arkadaşlar. Defans hattında ise Vergini var. Vergini'nin yanında Cuesta var. Cuesta'nın yanında Caruso var. Ve Caruso'nun da kalesine Torrico var. Değişik isimlerle Arjantin'i de tamamlamış oluyoruz efendim. Görmüş olduğunuz gibi. Ve bu şekilde arkadaşlar bunu da yapıyoruz. Ve Rare Players Pack yani 50K'lık bir paket artı bir adet de forma hediyesi veriyor bize. Tabii ki de formayı QXL ediyorum arkadaşlar. Totemim de benim bu şekilde. Tekrardan dediğim gibi isteyenler videonun her yerini açıp bakabilirler. Bütün kadroları sizlere loyalitesiz bir şekilde gösterdim ve bu yaptıklarımızı yaparsanız 53 tane paket biriktirmiş olabiliyorsunuz arkadaşlar store'da. Bu 53 tane paketin değeri nedir? Siz bunları kaç kaya elde edersiniz falan fistan. Bunların hepsini zaten videonun başında göreceksiniz yani başlığında. Sizlerden tek bir ricam var arkadaşlar. Gerçekten bu kadar emeğe bir beğeni bırakırsanız çok mutlu edersiniz beni. Şöyle 1200 beğeni falan gelirse gerçekten mükemmel olur. Beni de sevindirmiş olursunuz arkadaşlar. Dediğim gibi benden bugünlük bu kadar. Yarın tekrardan sizlerle birlikte Emre Mor'un kariyeri yani Emre Mor'la fut kariyerimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. O yüzden hepiniz yarınki videolarımı da bekliyorum. Görmüş olduğunuz gibi 53 tane pack var. Bu tabii ki de bu hafta sonuna kadar iyice artacak ve 100 paket burada, 20 paket de başka hesapta olmak üzere toplamda 150 paket açmaya çalışacağım. Haberiniz olsun. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Videoyu beğenmeyi, yenisiniz abone olmayı unutmayın ve yarınki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.